Bir taraftan yemeğim pişiyor, bir taraftan da kahvemi yapıyorum. Akşam kahvesi. Ortalığı da topluyoruz, dağınık bırakmıyoruz. Yemek fırına girdi. Bundan da yemeklerim var. Şöyle bunu buraya getiriyorum. Kaşık damlayacak. Getirirken. Bismillah diyelim, güzel olsun kahvemiz. Her zaman olmuyor çünkü. Burada da misterim, fincanlarım. Suyumu da alalım arkada. Yoruldum. Ben yoruldum, hayat. Şarkı tam bana uyuyor. Dinlenebilirim. İşler bitti. Yemek fırında. Kahvede, makinede. Saatte 6'ya çeyrek var. 20 var. Eşim de 7'de geliyor. 10 kere olur yemek. Benim günler böyle geçiyor işte. Yemek, temizlik, kahve, çay. Kahveler, çaylar ödülüm benim. Dinlenmek için bahane. Onlar da olmasa hiç dinlenemeyeceğim. Kendime hep iş bulurum ben. Aklıma gelir hemen otururken kalkarım, o işi yaparım. Kafama gelsin yeter ki kafa rahat değil. Dolap içinde dahi bir tane kırışık bir eşya olsun ya da dağınıklık, o beni rahatsız eder. Görükmese de benim kafamın içinde o. Bilmiyorum artık, bu da bir rahatsızlık mıdır? Nedir? Bilemem. Kahvem de oldu. Her şeyin temiz, mükemmel olmasını istediğim için de mi öyle düşünüyorum, bilmiyorum artık. Kahvemde işte nasıl olacak onu bilemiyorum. Kötü de olursa içemiyorum. Bismillah. Şu an güzel. Evet, dumanı tüte tüte bir Türk kahvesi gönderiyorum sizlere. Fişini de çıkarıyorum. Ben kahvemi alıyorum, cennet kafeye gidiyorum. Yemeğim güzel güzel pişiyor. Ben de kahvemi alıyorum, cennet kafeye gidiyorum. İnşallah da dökmüyorum. Kapı da kapalı. Buyur, buradan yak. Buraya koyalım. Torunum geldi diye kapatmıştım sabah. Açalım kapıyı, mis gibi hava gelsin. Yağmur başlamış. Sandalyemi de alayım. Kahvemi içeyim. Kahvemizi alalım. Şöyle. Keyfimizi sürelim. Hak ettik.
Sabah beri durmadık, hiç yorulduk. Evet. Yağmur biraz çiselemiş. Yollar ıslak. Yemeğim de fırında. İşler de bitti. Eşim geldiğinde bir tek eşimin yemeğini hazırlayacağım. Ben geç kahvaltı ettiğim için yemiyorum. Oğlum gelirse ona koyarım yemeğini. O da her zaman gelmiyor. Geldiği zaman koyarız. Özel yemeklerde geliyor, sevdiği yemeklerde oldu. Ben burada kapatıyorum. Kahvemi içmeye devam ediyorum. Yaparsanız sizlere de afiyet olsun diyorum. Videoyu kapatıp kahve içmeye devam ediyordum. Akşam güneşi çıktı. Dayanamadım. Tekrar açtım videoyu. Ne kadar güzel. Devam kahveye. Bu da benim son kahvem. Kızımla Nescafe'mi içtim, ardından çayımı içtim. Şimdi de Türk kahvemi içiyorum. Türk kahvesi. Bir daha da başka bir şeye gerek yok diyorum ama belli de olmaz. Misafir falan gelir, yanında ben de içerim. Arada da bakıyorum böyle neler çıkmış. Akşam telaş. Herkes evine işten dönüyor. Nisan da geliyor. Mart'ı da bitireceğiz. Yazı buluyoruz yavaş yavaş. En güzel ay Nisan ayı. Tam bahar. Nisan, Mayıs. En güzeli. Benim sevdiğim yani. Aylar onlar. Yazı pek sevmiyorum, sıcağı. Güneş dokunuyor bana. Ne bileyim. Herkese iyi gelebilir ama bana gelmiyor. Sağlık yönden de. Böyle kapalı havalara bayılıyorum işte. Tam benlik. Hafiften güneş olacak, çok olmayacak. Kahvemi de sonlandırdım. Dibine kadar da içmenin anlamı yok. Şöyle koyuyorum. Oturdum mu da kalkmak istemiyorum. Yoruldum. Yemek de fırında. Ne alemde. Son pirincini, şekerini vermiştim. İnşallah lezzetli bir yemek olur.
Kokusu güzel koktu mutfakta. Kabak musakka. Unutmayayım diye aklımda tutmaya savaşıyorum ilk defa yaptığım için. Kabak musakka. Bilen vardır zaten. Bilen varsa yazsın bu yemeği. Yenilerden gelme yani. Eskilerden bir yemek yaptım. Fincanlarımızı alalım, kalkalım. Durmaktan fayda yok. Yemeği yakarsan yazık günah. Hem emeğe yazık, hem malzemeye yazık. Alım da burada bekliyor. Alıcıyı gelsin de vereyim. Akşam kola döküldü. Buraya hemen geçici olarak ince halılarımdan, yazlık halılarımdan yaydım. Torunlar bendeydi. Olur böyle. Bak fırınım da kapanmış. Tam 45-50 dakikaya ayarlamıştık. Şimdi şu buharı çıksın bir. Bakalım nasıl oldu. Daha pirinçleri pişmek istiyor. Şöyle bir 10 dakika daha ayarlayalım. Evet. Pirinçleri de güzel güzel kabarmış. Daha bir 10 dakika dursun. Tamamdır.